Değerli öğrenciler merhabalar. Bugün sizlerle fen bilgisi e, dersimizin birinci ünitesini e, tekrarlama videosunu oluşturuyoruz. Canlar umarım sizler için hayırlı olur ama lütfen çalışmalarınızı eksiltmeyin. Daimi arkadaşlar daimi olan ve sürekli olan çalışmanın başarı getirdiğini unutmayalım. Canlar burada mevsimler ve iklim bizim ilk ünitemizdi. Mevsimler ve iklim ünitesinde bilmemiz gereken ilk önce bir kere dünyanın şekli ve dünyanın dönme ve dolanma hareketiydi. Bir kere dünyamızın arkadaşlar 3 tane hayali çizgisinden bahsedeceğim. Bir tanesi şu görmüş olduğunuz dönme ekseni olarak çizdiğimiz var ya. Dönme ekseni dikkat etseniz, biraz e, sağa yatıktır. Yani 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açı arkadaşlar eksen eğikli açısı olarak bilinir. Ayrıca bir de şu görmüş olduğunuz ekvatoral düzlem diyoruz ya biz dünyamızı ekvatorun şu şekilde yani dönme eksenine dik gelecek şekilde şöyle çiziyoruz. Tabi ben bunu şu an daire olarak çizdiğimden bu ekvator düzlemi olarak adlandırılır. Bir de arkadaşlar normal e, dik e, çizgiye... E, paralel olacak şey şey dik olacak şekilde bir tane e, yörünge düzlemi çizmişiz ki bu yörünge düzlemi aslında şuradaki yörünge düzlemidir. Yani dünyanın güneş etrafındaki şu yörünge düzlemi yumurta'ya benziyor. Biz buna eliptik düzlem adını veriyoruz. Onun için şu düzleme de eliptik düzlem adını vermenizi istiyorum. Eliptik düzlem ile şu ekvator düzlemi arasındaki şurada küçük açı oluşmuştu. Bu açı da yine aynı eksen eğikliği açısına eşittir. Bunu belirtmek istiyorum. Canlar bir kere dünyamızın kendi ekseni etrafında şu dönme ekseni ve aynı zamanda güneş etrafındaki dolanması e, her ikisinde de arkadaşlar saatin tersi yönünde yani batıdan doğuya doğrudur. Arkadaşlar dünyamız kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü zaman bir turun 24 saatte atıyor ki biz buna gece ve gündüz oluşumu demiştik Şimdi dünyamızın güneş etrafındaki dolanım hareketi ise 365 gün 6 saatte e, oluyor bir turu. Biz buna da arkadaşlar yıllık e, dolanım hareketi demiştik. Bu bir yılın oluşmasını demektir ve bir yılda arkadaşlar aynı zamanda 4 mevsim olduğu için siz dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi aynı zamanda mevsimleri oluşturur da diyebilirsiniz. Peki mevsimler oluşmasında başka bir etken nedir? Bir dolanma hareketi bir de şu eksen eğikliği. Yani eksen eğikliğinin olması da e, dünyamıza güneş ışınlarının yıl boyunca farklı açılarla gelmesini sağladığı için arkadaşlar bu da mevsimlerin oluşmasına ikinci bir sebeptir. O zaman şöyle hemen kısaca özetleyecek olursak demek ki mevsimlerin oluşmasını sağlayan iki tane sebeb sebebimiz vardı. Bir tanesi eksen eğikliği, bir tanesi ise dolanma hareketi arkadaşlar. Hemen arkasında arkadaşlar <laughs> Dünyamızın e, kesinlikle e, kuzey yarım küre ve güney yarım küre olarak ayıran şu hayali çizgi ekvator demiştik ya. Ekvatorun dışında bizim belirtmiş olduğumuz iki tane dönence vardır. Kuzey yarım kürede yine şu kısımda arkadaşlar bulunan dönence biz e, yengeç dönencesi diyoruz. Güney yarım kürede burada bulunan Dönence de biz oğlak dönencesi ismini veriyoruz. Arkadaşlar dönenceler çok önemlidir. Dönenceler yılda bir defa güneş ışını dik alırlar ve güneş ışını dik aldıkları zaman da mevsimlerin başlangıç tarihleridir. Şimdi yengeç dönencesi yani kuzey yarım bulunan bu yengeç dönencesi arkadaşlar ne zaman güneş ışını dik alıyor? 21 Haziran'da alıyor. O zaman 21 Haziran kuzey yarım küre için yaz başlangıcıdır. Peki güney yarım köredeki oğlak dönencesi ne zaman güneş ışını dik alır? O da 21 Aralık'ta alır. O 21 Aralık güne yarım kürenin yaz başlangıcıdır şimdi canlar bu mevsimlerin başlangıç tarihleri bu konumlara göre hemen belirtmek istiyorum Şuradaki konum yani Kuzey yarım küre kış altta da güney yarım küre, yaz yazmışız ya. Burası 21 aralıktır. E saatin tersi yönde bak o belirtmişiz ya. Saatin tersi yönde dönüyor. Aralıktan sonra işte Ocak, Şubat, Mart. Burası 21 Mart'tır. Bu 21 Mart arkadaşlar kuzey yarım küre için ilkbahar, güney yarım küre için sonbahar. Devam ediyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'a geldik. Yine burası 21 Haziran'dır. Kuzey yarım küre için yaz, güney yarım küre için kış oldu. Aşağı geçiyorum. Hemen Temmuz, Ağustos, Eylül. 23 Eylül yine kuzey Yarımküre için sonbahar. Güney Yarımküre için ilkbahar oldu. Canlar bu iki tarihi net bilmenizi istiyorum ki ilkbahar ve sonbahar e, ve ya da sonbahar ve ilkbahar olan tarihler yani burası 21 Mart burası 23 Eylül ya bu tarihlerin kesinlikle ekinoks tarihleri e, olduğunu bilmenizi istiyorum. Ekinoks tarihleri güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği tarihlerdir. Çok önemlidir. Güneş ışınları dönenceler arasında yılda iki defa düşer. Ama dönencelerin kendisine yılda birer defa düşer. Biz bu tarihleri belirttik de mi? 21 Haziran ve 21 Aralık'ta. Bir de arkadaşlar kutu, e, dönencelerin dışında olan kısımlar var ya. Yani kutuplara doğru gittiğimiz zaman buralar yılda hiçbir zaman güneş ışın dik alamazlar. Geçiyorum arkadaşlar. E, Hava olaylarına, hava olaylarına başlamadan önce havada e, gazların e, kesinlikle %78 azot, %21 oranda oksijen, e, geri kalan %1'de de diğer gazlar ve karbondioksit su buharı da dahil olduğunu bilmenizi istiyorum. Hava olayları kısa süreliğine arkadaşlar dar bir aranda gerçekleşen olaylardır. Hava olayları kesin bilgi içermez tahmini bilgilerdir. Hava olayları arkadaşlar incelen bilim dalı meteoroloji, onunla ilgilenen bilim adamına ise meteorolog adını vermiştik. Geçiyoruz iklime, iklim arkadaşlar geniş bir bölgede kesinlikle e, tahmini bilgi değil kesin bilgi içeren e, bir durumdur iklim. İklimde arkadaşlar e, uzun süreliğine bir durum söz konusu değil. Yani 35-40 yıllık hava olaylarının ortalaması alınır. Öylece iklim belirlenir. İklim, e, bilim dalı klimatoloji, onunla ilgilenen bilim insanına ya da bilim adamına klimatolog adını vermiştik. Özellikle kurak, nemli, sıcak ve soğuk gibi temle ifade edildiği zaman bunun iklim olduğunu bilmenizi istiyorum. Hava olaylarında yağış çeşitlerini bilmemiz lazım. Yağmur, kar dolu bunlar gökyüzünde gerçekleşen olaylardır. Ama siz kırağı çiğ ise yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen durumlardır. Çiğde ya su damlacıkları oluşur işte yapraklar üzerinde. Kırağı da ise kar yağmadığı halde yine yapraklarda e e ya da e arabaların ön camlarında ya da evlerin camlarında bu kristallerini görürsünüz. Siz de zaten asıl kalan nemdir. Yeryüzüne yakın olduğu için görüş mesafesini azaltır. Ama yağmur kar ve dolu yukarıdan arkadaşlar yağış olarak yere düşer. Bunu bilmenizi istiyorum canlar. Hava olayları arkadaşlar peribacan oluşmasının nedeni olabilir. Çöldür, vadidir, kum tepeleri gibi yeryüzü şekillerinin oluşumunda da aynı zamanda etkilidir. Hava olayları günlük yaşamda pilotların olsun, çiftçilerin olsun, denizcilerin, balıkçıların olsun bu meslek gruplarını doğrudan etkilediği için bu meslek grubunda çalışanlar çalışan insanı hava olaylarını daha sık takip ederler. Çünkü ona göre yaşamlarına devam ediyorlar. Canlar burada rüzgar çok önemlidir. Rüzgar bir kere basınç farkından arkadaşlar oluşuyor ama basınç farkının oluşmasını da sağlayan yine sıcaklıktır canlar. Ve kesinlikle yüksek basınçla alçak basınç alanında gerçekleşen bu yatay hava akımına biz rüzgar adını veriyoruz. Rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basıncadır ama yüksek basınç olan yer unutmayın arkadaşlar soğuktur alçak basınç olan yerler ise arkadaşlar sıcaktır. Sıcak olduğuna göre o zaman burada buharlaşma daha fazladır. Buharlaşma fazla olduğuna göre demek ki nem oranı fazladır ki bu nem gidip yukarıda bulutlar oluşturacaktır. Bulutlarda neye yapılacak da yağışlara sebep olur. O zaman yüksek basınç olan yerde yağış arkadaşlar azdır hatta yok denebilecek kadar azdır. Bir de şunu unutmayın yüksek basınçta arkadaşlar hava tanecikleri aşağı doğru geldiği için alçalıcı hava hareketi ama alçak basınçta ise hava buharlaşma yani nem buharlaştığı için ya da nem zaten su buharıdır. Su buharlaştığı için yükselici hava hareketi vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.